Bu süreç içerisinde özellikle de dün de haberini yapmıştık. CHP liderinin bir talimatı vardı belediye başkanlarına yönelik, belediyelere yönelik, CHP'li belediyelere yönelik. Çünkü biliyorsunuz son dönemde iktidarın bir baskısının olduğu da ifade edilmekte, yaşananlar örnek gösterilerek. Ne mesela yaşananlardan biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılmakta olan terör teftişi, özel teftiş sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz bir terörist arayışı var. Personele yönelik böyle bir suçlama söz konusuydu ve onun üzerine de bir teftiş başlatılmıştı. Ama bu teftiş, görülen o ki, sadece terörle ilgili değil. Ne varsa her şeyi teftiş etmek. Bir arayıştalar, her şeyi teftiş etme çabası söz konusu. Bunu geçtiğimiz günlerde de ifade eden isimler vardı. Tarık Bayyalı dile getirmişti mesela. İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bu konuya dikkat çekiyor. Diyor ki, göreve geldiğimizden beri yaptığımız tüm ihalelere bakılıyor. Bütün bunlar istendi. Bir şeyi bulacağız araştırması gibi bu yapılan teftiş demekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve terör kelimelerini yan yana anılmasının istenmesini kınıyorum. Bütçe görüşmesinde yapıyoruz. Bir de duyuyoruz ve o günden bugüne neredeyse bir ay geçti. Bu kişilerle ilgili öğrenebildiğimiz tek bilgi Sabah gazetesindeki uydurmalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alındığı iddiası üzerine başlatılan teftiş sürüyor. Biz bir kere terörle mücadele konusunda müfettişlerimizle, devletimizle, devletimizin her kurumuyla el ele çalışan bir kurumuz. Bizden istenen tüm evrak, belge, bilgi ne varsa hepsi hızlıca da temin edilecek. Ama sadece bu terör soruşturması olarak gelmedi sayın müfettişler. İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı teftiş kapsamında müfettişler görevlerine başladı ama o teftiş yeni bir tartışmanın kapısını araladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun müfettişlerin sadece terör soruşturması için gelmediğini söyledi. Göreve geldiğimizden beri yaptığımız tüm ihaleler istendi. Göreve geldiğimizden beri yaptığımız tüm doğrudan teminler istendi. Göreve geldiğimiz günden bu yana verdiğimiz bütün ruhsatlarla ilgili belgeler istendi. Yani böyle bir şeyi bulacağım araştırması. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teftişin konusunu terörle iltisaklı kişiler olarak dile getirse de Ongun müfettişlerin kendilerinden başka belgeler istediğine dikkat çekti. Aynı uygulamanın diğer belediyelerde söz konusu olmadığını söyledi. Burada iddia ediyorum. 17 Nisan 2001 gününden bugüne İstanbul Belediyesi'nin yaptığı uygulamanın aynısını Malatya Büyükşehir'de yapmıştır, Bursa Büyükşehir'de yapmıştır. Hangi uygulama? Ya sormadı diyorlar ya, güvenlik soruşturmasını terörist aldınız o yüzden diyorlar ya. Hı hı. Onlar da sormamıştır. Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığından önceki dönemlerde belediyenin denetlenmediğini, teftişin ise siyasi olduğunu söyledi. 2012 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müfettiş gelmedi. Bizim döneme kadar. Gelsin, müfettişler tabii ki denetleyecek. Herkes denetlenmeli. 7 yıl denetlenmemiş. Şuna benzer bir denetleme Türkiye'de başka bir belediyeye yapılıyor mu? Bu konu siyasi bir konu. 557 tespittir. Kaydı var, tespittir. Nerede? Eğer böyle bir kaydı varsa 557 savcılık harekete geçer. Sızmışsa polis gider, gözaltına alır, adli makamlara sevk edilir.